Şurada bir kavga çıksa. Kim suçlu? Diyelim ki kavga ettiler. Adem Hikmet'i orada bayılttı mesela. Adem'i de Acun abi elendi. Eledi. Şimdi Adem boksör. Tamam Hikmet çok güçlü olabilir, bir şey olabilir. Kavga ettiler. Boksörün yanına yaklaşmayacaksın. Güreşçiye de tutturmayacaksın kendini de derler mesela. Aynen Hikmet'e tutturmayacaksın. Boksörü de çok yakın durmayacaksın. Adem geldi Hikmet'e bir tane patlattı. Hikmet böyle dedi ya çuval gibi. Çuval gibi yere düştü akşam bir acil durum konseyi Adem yok konseyde çünkü orada olmasına bile gerek yok. Arkadaşlar bu hareketten dolayı Adem eledik. E şimdi orada Hikmet de elenmeli değil mi? Ben orada Acun evet. abi Hikmet'i elemesin. Ben burada Acun abi eleştiririm. Allah'tan ilk, ilk bu ikimruyu atan elenir bu arada biliyorsun. Evet. Genelde bu iş Aynen böyle öyle. oluyor. Acil i̇lk durum mahkemede yapalım. genelde böyle çıkıyor. Ya yok ya ben onu kabul etmiyorum. Ya böyle bir şey yok ya. Ne demek ya? Adam beni tahrik edecek, edecek. Beni artık böyle şey noktasına getirecek. Bu... Ben adama vurmuşum. Öyle bir şey, şey, şey var gidiyor mı? Gidiyor hani evine hırsız girdiği evet. zaman bile hani ilk başta evet. bir şey yapamıyorsun falan, ya falan tamam gibi. da bak şimdi kanun başka bir şey. Bu şimdi ben yarışmadan başladım. Dışarıdaki Dışarıdaki tamam. şeyden bahsetmiyorum Bu da zaten. Onun gibi bir şey zaten demektir kavganın demektir. karşısındayız bunu da söylemek Hı. lazım. Ama biri beni tehdit edecek, sövərdi, edecek, edecek. benim böyle artık bir yerime kadar gelecek. Ya yani en azından şöyle diyeyim. Öyle bir durumda e ee, neyse bu söyleyeyim. Kemal abi siz Hakana katılıyor musunuz? Ben çok gaza geldim ee, söyledim ama dediklerimin öyle, arkasındayım doğrusu. Öyle bir yerden mu? girdi ki o kadar duygusallıktan, bamdan girdi ki hani bir şey de bırakmadı bana söyleyecekler. E, Kahve Kahveni içsen kahveni. öyle Yok. öyle bir girdi ki yani söyleyecek ne ama ben söyleyeceğim söyleyeceğim. Sana şöyle diyeyim, ben sana söyleyeceğim, şöyle diyeyim. O kahve e, şekerli mi, orta mı, sade şekerli. mi? Şekerli. E, şekerli. Tamam. Şey. Ben daha şekerlisini Hikmet elendiğinde sana önünde böyle Hikmet eli bak artık işte bak, ah, bugün de unutma. Evet. ben Çok bunu kabul etmiyorum. Çok iyi böyle bana. Abi. İnsanların Çok Çok Ben ben ne diyorum her zaman biz bugünü iz, konuşuyoruz. Geçmişi değil. Geçmişle ilgili bölümleri evet bu davelden bunları yaptın dersin. Ama biz bugünü konuşuyoruz. Bugünle ilgili konuşuyorum ben. Bugün Hikmet yerden göğe kadar uzaya kadar haklı. Ne? Ben adam bir şey oyunu bitirmiş. Stüdyoyu oy... terk etmeye hakkım var mı? Hayır, oyunu bitirmiş. Hayır. Adam, ben adam ee. ip atlıyor ya. Ne yaptı abi? Senin için temin, erif e, ot topladı, bağladı. Ona itiraz etti Adam ip atlıyor, itiraz ettin. Ne yapması lazım bu adamın? Bana onu söyle. Daha sakince ha, bir burada sevinç gösterisi. Burada şunu mu söylüyorsun? Zaten sen söylüyorsun? Yapıyor. Adem boksör. Boksörler genellikle ip atlar. İp atlar evet. Oraya mı bir Aklıma mesaj veriyor? ha, oraya mı mesaj veriyor? Tamam oraya mesaj bir... E, güzel keyifli bir mesaj Bence bu ya. Bence yüz oraya mesaj verdi. Oraya e, böyle bir e, şeyli, irodili bir mesaj. Ne olmuş abi bu Tatlı kadar da. Tatlı bir mesaj ama. Da... Evet bu kadar da üzerimize almayalım ama bazı ama şeyleri ya. Ama söylemler çok yükseldi. Mesela sizce hakaret eden kimdi o, burada? O, o, efendim? Hakaret eden kimdi? İki tarafta. Iki Karşı da da karşılıklı o ona söylüyor ona söylüyor yani e, gerçekten orada işte Hakan'ın e, diyorum ya öyle bir yerden girdik yani fazla savunulacak bir tarafı yok itiraz yok mu ama ben bölüm olarak bakıyorum bölümde Hikmet haklı yaptığı sevinç koyunun bitimindeki ip atlaması güzel o bir o zaman görüşürüz. son bölüme bakalım en iyi kim yarıştı o şampiyon Hayır, olsun totale bakmak biz, lazım bak, Kemal tamam, abi e, ona itirazım yok ben şunu söylemeye çalışıyorum burada Hikmet hatalıysa Adem de o kadar hatalı iki tarafta tek değil Bak bir iş yapıyorsan bir sözün arkasında duruyorsan onu devam ettirmen lazım. Ne yaptı Adem? Kulaklarını kapadı değil mi? Ama Hikmet'in daha, sonraki sonra konuşmalarını duydun. Duymayacaksın abi. Ne söylerse söylesin duymayacaksın. Diyeceksin ki ben kulaklarımı kapadım seni duymuyorum. Bunun anlamı budur. Ama sen hala laf yetiştir. O zaman ne oluyor? O kulaklarını takmanın hiçbir esprisi kalmıyor. Yok öyle bir şey. Yani sen hala onu dinliyorsun. Artı Hikmet'in ondan sonra ile konuşması, öbür taraflara sıçraması onlara itirazım yok. Haksız ama görüntü ilk başta bu sevincini yaptı. Eğer Adem bir şey söylemese Hikmet zaten bırakacak orada olayı. Bir oluyor. şey söyleyeceğim yani bugüne kadar bütün çamları devirmişsin. Survivor boyunca Adem'in evet. böyle laflarınla içinden geçmeye çalışmışsın. Bir sürü şey söylemişsin, tahrik etmişsin. Adem de sana cevap vermiş tabii ki tek taraflı evet. ama daha fazlasını yapan ve daha çirkinini yapan bence Hikmet sonra ip atlayacağım, insan gibi seviniyorum. Beni tebrik edeceğim. Tebrik bekleyeceğim. Hayır. Tebrik beklemesi ayrı mevzu. E bekler tebrik, beklemez. Beklenmez, beklenmez zaten. Burada bir tarih var mı yok mu? Ya ona olayı patlatmam lazım. Hayır, i, i, Bak öyle. ne diyorum sana? Karşı tarafın sinir uçlarıyla oynama var. İtiraz etmiyorum. Ama bu İroni abi bunu da bir bu kadar da yapsın yani ya. Ne yap? Ya diyorum ki nasıl sevinmesi lazım da? Şöyle sev, yani şöyle bir şey. sevinmek derken zaten hani o işin artık şeyi çıktı. Hani koptu. Şu an Hikmet hayır, herhangi güzel, bir şey güzel yapsa sevinçle da, gördük orada. Çok da güzel sevinçler vardı. Batuhan'ın sevincini Hikmetle Adem çok beğendim. Için, Ben Hikmetle Hikmet Adem, Adem içti söylüyorum. Tamam. Şuna geleceğim. Burada olay zaten şu. Hikmet Adem'e diyor ki insan gibi seviyorum, tebrik et diyor. Adem ne diyor? Şaklabanlık yap, arkadaşların gülsün sana. Zaten burada amaç Adem'i bu kıvama getirmek. O kıvama getiriyor. Ondan sonra zaten asıl aklından geçenleri söylemeye başlıyor. Hikmet Ademe, Adem, e, Adem evet. Hikmete. Evet. Olay zaten tansiyonu oraya tamam. çekmek. Bak, ben Hikmet Yok ya ip orada sadece bir şey ee, bir araç kalıyor. E ya tamam sonra. ya bir sevinç gösteriyor. O da ya o da zaten bilerek yapıyor bunu. Bir ironi olarak yapıyor. Buna itirazım yok. Ama hani bunu da bir gönderme yapayım ya de ya, o kadar da olsun. Bir, en büyük rakiplerimden birisi. Bu zamana kadar birbirlerinizle oynadık. Ben sana neler yapacağım diye gösteriyorsun. Abi, şimdi. Orada bir galibiyet aldın da bırak da sevinsin Evlilikle adam ya. Evlilikle alakalı hep şey derler. Evde bir diş macunundan çok büyük kavga çıktı. Ayrıldılar. Ya da işte yemek sıcak oldu, kavga ettiler, Küçük masada ayrıldılar. Ya, ama aslında... Şimdi Kemal abi olay şu. Evde ekonomik kriz var. Adam atıyorum eve geç geliyor ya da yanlış şeyler yapıyor ya da kadın adamı sevmiyor falan filan bir sürü şey. Birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonra adam yüzünü yıkarken aynaya suyu sıçrattı bitti. Final. Şimdi o artık son damla oluyor bak tam anlamıyla. Bu da artık öyle bir yerde. Şu an Hikmet ağzıyla kuş tutsa Adem'e yaranamaz. Adem ağzıyla kuş tutsa Hikmet'e yaranamaz. Birinin burada artık e, tamamen geri çekilmesi lazım ki şuna geleceğim. Ya zaten gelme gelme oradan gel, geleceğim, geleceğim şimdi başka sana. başka, sana, başka bir şey yok, evet. bir şey söyleyeceğim. Haberleri açıyorsun akşam. Herkes gergin, herkes Hiç üzgün. Şeyine. Ya Allah aşkına bari şurada biraz daha sakin bir survivor seyredelim. Zaten ayrışmışız. Sen üçsün, sen beşsin, sen zenginsin, sen fakirsin. Burada bile Ayrışılıyor. Birbirini iki tane Anadolu insanı, Adem ve Hikmet gibi Anadolu insanı kalkıp, sen bana çoban dedi, sen beni işte Anadolu diye küçümsedin diye şey noktasına getiriyor, ayırıyor bak. Yapan da kendisi demiyor. Ya Adam dedi de öyle bak bir Adem demiyor. demiyor yani. Adem, evet. Adem Anadolu'lu. Hikmet diyor. Hikmet Anadolu Ya kardeşim önce bak bu Survivor'da birbirine en çok sahip çıkması gereken zaten ikin, ikinizsiniz. Evet, katılıyorum. Anlatabildim mi? Ben Hikmet'e sarıldığımda Hikmet'ten o duman kokusunu alırım. Çünkü güzellik orada zaten. O şeyde yani o Anadolu'luk olur yani. Adem de aynı şekilde sesinde var. Her an türkü söyleyecek gibi. Bu güzellik. Ya siz böyle bir şeyi temsil ediyorsunuz. Birbirinize sadece bu kadar gerilim gerilim gerilim. Yeter ama ya. Vallahi ben benim yeter kişimle. ya. Şimdi. İsimleri değiştirelim. Dur bir, bir... Kemal Diz abi bir şey söyledik sen bir, bir şey söyle lütfen lütfen. Kaldım. bir dakika Kemal abi. abi. Tabii ki. E, evlilikle ilgili söylediklerine e, katılıyorum. Ama evliliğin esas maddesi, ana maddesi saygı. Eğer saygın varsa zaten evlilikte evlilikte sıkıntı olmaz, problem olmaz. Bir de erkek sorumluluğunu bile, bilirse, evliliklerin tek sorumlusu erkektir. Erkek sorumluluğunu bilirse o evliliklerde problem olmaz.